İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. İstikbali kazanmak. İmam-ı Gazali'den nasihat isteyene bir mektup göndererek buyurdu şöyle yine: "Ey oğlum, iyi bil ki biz aciz birer kuluz. Allahü Teala'ya ibadete memuruz. Kavuşabilmek için ebedi saadete sarılmamız lazımdır taat ve ibadete. Günahtan da şiddetle lazımdır ki kaçınmak, cehennemden kurtuluş umulur böyle ancak. Resulullah buyurdu: Ölün ölüm gelmeden, görün hesabınızı hesaba çekilmeden. Hazreti Ali dahi buyurur ki, bir kimse çalışmadan cennete girmeyi arzu etse, o kişi boş hayale kapılıyor demektir. Çünkü kavuşmak için çalışmak lazım gelir. Hasan-ı Basri dahi buyurdu: Çalışmadan cenneti talep etmek günahtır, kaçın bundan. Büyüklerden biri de bu bapta buyurdu ki: Aklı olan bir kimse bırakmaz ibadeti. Gece gündüz daima ibadete sarılır. Çünkü sonsuz rahata ibadetle varılır. Oğlum, kitap okuyup ilim öğrenmek için birçok gecelerini harcadın. Acep niçin? İlim öğrenmekteki asıl maksat ve gayen dünya menfaatleri idiyse esasen, yani bu ilim ile diğer bazı insana caka satmak idiyse, yazıklar olsun sana. Demek ki bunca sene boşa gayret etmişsin ve kendini azaba kendin sürüklemişsin. Yok eğer bunda gayen İslam'a hizmet ise ve huy ve ahlakını temizlemek idiyse, ne güzel eylemişsin. Müjdeler olsun sana. İnsan böyle kavuşur sonsuz olan ihsana. İşte muvaffak insan buna denilir ancak. Buna denir hakiki istikbali kazanmak. Ey oğlum! Bu dünyada yaşasan da ne kadar, sonunda öleceksin. Bu açık ve aşikar. Sımsıkı sarılsan da bu dünya zevklerine, bir gün ayrılacaksın hepsinden tek tek yine. Ve yine bu dünyada ne istersen onu yap. Lakin bil ki sorarlar hepsinden bir bir hesap. İmanı, ibadeti tam öğrenmeden önce, para kazanmak için uğraşırsan gün gece, ömrünü boş şeylerle heba etmiş olursun. Eğer böyle edersen sana yazıklar olsun. İncil'de okudum ki öldüğünde insanlar tabuta konulup da ta ki mezara kadar, Hak Teâlâ okula
40 sual soracaktır. Bunlara cevap vermek kolay olmayacaktır. Birincisi şudur ki, ey kulum, ne ki sebep, yaşadığın müddetçe dünyaya çalıştın hep. İnsanlar sevsin diye uğraştın da bu kadar, neden benim sevgime etmedin hiç itibar? Halbuki düşünseydin, görürdün ki esasen, benim ihsanlarıma garg olmuşsun tamamen. Ey oğlum, Allah bunu soracaktır tabii. Lakin sen oyunlara dalmışsın çocuk gibi. Dünya lezzetlerine bir türlü doymuyorsun. Sağır ve körler gibi görmüyor, duymuyorsun. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Soru Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, bir kimsenin kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman o kimse iyi şeyleri idrak edip yapamaz. Kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz. Nefsinin esiri olur. Allah-u Teala'nın katında kıymeti düşer. Kalbi paslanır. İmanı zayıflar buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim, buyurun, dinliyoruz sizi. Allah Teala razı olsun, duanızı istiyorum hocam. Rabbim iki cihan saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun. Sizi de, amin, sevdiklerinizi de. Amin, hepimize inşallah. Şey diyecektim ben, Hüseyin İlmi Işık'ı dinliyordum geçen gün rahmetullahi. O diyor, dedi ki işte sohbette 5 dakika geciktirdim ezandan sonra abdestimi aldım dedi. Şimdi Maliki'ye göre. Ben de Maliki'yi takdir ediyorum. Yani özür sahibi olduğu için mi öyle söyledi, yoksa normalde Maliki'de öyle mi yapmak lazım? Peki efendim. Bir de şey diyecektim. Maliki'de yani 2-3 tane namazı kılabiliyor değil mi? Mesela abdesti bir şey olmadıktan sonra, hani öğle namazından sonra ikindiyi de kılabiliyoruz. Tabii. Onu soracaktım. Sağ olun. İyi günler, bu kadar. Peki. İyi günler. Buyurun. Ben miyim? Evet, dinliyoruz. İki tane sorum olacaktı da. Dinliyoruz efendim. Birinci sorum hocam, kalple, yani dille değil de kalple sadece şu iki kelimeyi bilip bilmeden desek, pişman olsak, hani iman geri gelir mi? Şehadet getirmesek. Birinci sorum bu. İkinci sorum hocam, hani nimetse işte atmanın, hani hürmetsizlik etmenin küfre kadar yolu var. Şimdi sokaklarda hocam, hani hep yerlere nimet atıyorlar. Bunları basmamak neredeyse mümkün değil. Onu soracaktım. Yani bassak küfür olur mu diyecektim de. Yani o yerdekilere baksak bizim için küfür olur, öyle mi? Ayakla basmak. Ha, basarsak. Ha, olur mu? Aynen. Peki efendim. Tamam hocam. Oldu efendim, teşekkür ederiz. İyi günler. Alo. İyi günler. İyi günler efendim. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam Konya'dan arayayım. Saadettin. Şunu soracaktım hocam. Malum sabah namazlarında hocalar vaaz ediyor. Namazdan, farzdan önce. Vaazları genelde böyle gündem konular. Yani gündemde o gün çok ne konuşuluyorsa, işte köpektir, enflasyondur, hayat şudur budur, herhangi bir olay öne çıkıyor. Bunu da
yani elindeki telefonla, yani sosyal medya aracılığıyla çok gündemi konuşuyorlar. Halbuki yanında sandalyede oturan, namaz kılmasını bilmeyen, yani ne bileyim, hele bir de namaza duruş şekilleri, kıldırma şekilleri, safla ilgilenmemek, hemen böyle alelacele apar topar namaza durmak. Bir de en özellikle ben hemen oldukça birinci safta kılmaya çalışıyorum. Rukuya, secdeye giderken pantullarını iki elleriyle böyle kaldırarak, böyle abartılı bir şekilde, kısa kollu müezzinler, böyle başı açık, hatta yaz günü, yani cemaatin içerisinde yani şortlarla, böyle kısa şortlarla namaza gelen, yani namaz hakkında ne cami ne namaz adabından hiç bahsetmiyor. Genelde gündemden. Ben bunu Diyanet'e, buradaki müftüle söyledim. Mikrofonlar dışarıya veriliyor sabahın 5.30'unda. Yani ne dedi hocam, buna ne yapacağız, ne yapmak lazım? Peki efendim, teşekkür ederiz. Hocam, sorulara geçmeden önce bir sorumuz var hocam. İsmail Beyler sordular. Doğru rehber, doğru kitap. Evet. Nasıl olmalı? Doğru rehber, doğru kitap. Nasip meselesi. Necip Fazıl Kısakürek, Allah-u Teala rahmet eylesin. Seyyid Abdülhakim Arvahsız Hazretleri'ni tanıdıktan sonra önceki hayatına tövbe ediyor. Tabii ki sizdeki kalemi de kuvvetli. Bir gün zihninden tasarlamış. Hocama demiş, üstadıma bir sual arz edeyim. O da uzun uzun anlatır. Bana da malzeme çıkar diyor. Tamam mı? Evet. Efendim, kamil bir Müslüman nasıl olur? Olgun bir Müslüman, kamil bir Müslüman nasıl olur? Suali bu. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri dönmüş, nasip meselesi bulmuşlar. Nasip meselesi. Şimdi doğruyu bulmak, Allah-u Teala rahmet eylesin, hemen evine cehal, onda daha tekereti falan yok da, işte o binanın en altında bodrum katında bir mescit vardı. Oraya teşrif ederlerdi. Mescit de orası. Namaz kılınıyordu orada. Bazen teşrif ederlerdi. Bir halı vardı. Halının ortasında kalın bir çizgi. Bir gün böyle ayaktalardı. İşte cemaati orada, personelden gelip namaz kılanlardan döndüler de buyurdular ki, şükredelim ki buyurdular, bu çizginin bu tarafında yaratılmışız. Ya öbür tarafında yaratılsaydık. Çünkü Bahattin Bey, işin içinde çıkamıyorsun bu konuda. Sebebine gelince kitaplarda anlatılıyor. Buyuruyor ki Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra bir gün Adem Aleyhisselam bakıyor ki sağ tarafında zerreler halinde böyle bir sürü varlık var. Sol tarafında da var. Allah-u Teala'ya arz ediyor. Ya Rabbi bunlar ne? Allah-u Teala da buyuruyor ki bunlar kıyamete kadar senin neslinden gelecek olanlar. Peki diyor, sağdakiler kim, soldakiler kim? Sağdakiler iman edecek olanlar. Soldakiler de inkar edecek olanlar. İşte o zaman Adem Aleyhisselam, ya Rabbi o zaman bunları şahitlendir. Bunları şahitlendir. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah-u Teala ta kıyamete kadar gelecek olan Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelmiş ve hala bizden sonra da gelmeye devam edecek. Çünkü hepsi ruhları yaratıldı. Evet. Gelmeye devam edecekler. En sonu da geldikten sonra kıyamet kopacak. Hepsine hitaben, hepimize hitaben, hepimizin ruhuna hitaben Allah-u Teala, Estağfirullah, elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Sen bizim Rabbimiz. Ne oldu? Şahitlendi bu. Evet. Ve Allah-u Teala ruhlar aleminde bu ruhların vermiş olduğu bu sözü tutup tutmadıklarını imtihan için bu dünyaya gönderiyor. Bir de nefsi yaratıyor. Nefs Allah-u Teala'yı inkar ediyor, reddediyor. Hatta onun hakkında da altı parmak peygamberler tarihinde mi görmüştüm, yoksa başka bir kitapta mı okumuştum, tam hatırlayamıyorum da, orada anlatılıyor. Allah-u Teala nefsi yarattığı zaman soruyor, ben kimim, sen kimsin diye. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukatın hepsi Allah-u Teala'yı tanıyor, biliyor. Ve Cenab-ı Hak murad etmiş, öyle bir varlık yaratayım ki bana res çeksin. Bu evet. Özelliklerle donatılmış. Evet. Yaratan yine Cenab-ı Hak.
Hatta Enver abiler bir gün buyurdular ki nefse kızmamak lazım buyurdular. Cenab-ı Hak yarattığı her varlığın rızkını yaratmış. Nefsin rızkı da inkar, isyan, haramlar, günahlar. Allah-u Teala buyuruyor ki ben bunu böyle yarattım. Bunun isteklerine karşı tavır alın. Rest çekin. Cennete gidin. Yoksa bu sizi esir alırsa sizi cehenneme götürür. Şimdi Allah-u Teala ben kimim, sen kimsin diye sorunca nefs kibirinden cevap vermemiş. Allah-u Teala buyuruyor ki bunu diyor cehenneme koyun. Cehenneme koyuyorlar. Bir müddet kaldıktan sonra çıkartıyor, tekrar soruyor. Sen kimsin, ben kimim? Nefs cevap veriyor. Ene ene, ente ente. Ben benim, sen de sensin. Of, kibire bak. Bunun üzerine Cenab-ı Hak tekrar bunu diyor açlık cehennemine koyun. Ha, cehennem sadece ateş değil. Soğuğu var, açlığı var. Aynı şekilde ne bileyim akrebi çiyanı olan azap şekiller değişik. Değişik azap şekilleri. Bir müddet orada kaldıktan sonra tekrar çıkarttırıyor Cenab-ı Hak. Tekrar soruyor. Ben kimim, sen kimsin? O zaman diyor ki ya Rabbi sen her şeyin sahibi, yaratanı. Ben senin yarattığın aciz bir kulunum. Aciz bir varlığın. Diyor. Kitaplarda bu yazılı. Kitaplarda bu yazılı. Şimdi ruhlar aleminde söz verdin. Ruhlar aleminde söz verdin. Dünyaya geldin. Allah-u Teala akıl vermiş, irade vermiş. Ama akıl tek başına doğruyu bulamadığı için Allah-u Teala ona kılavuzluk edecek, rehberlik edecek peygamberler göndermiş. Ve peygamberlerin olmadığı zamanlarda o peygamberlerin varisleri var. Mesela şimdi Peygamber Efendimiz'in ailesi, varisleri, ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram. Peygamber Efendimiz varisidir bunlar. Bunlar kitaplar yazmış. Hayattayken, yani ruhları bedendeyken, tanıdığı, gördüğü, bildiği, talebeleri, sevenleri bunları hep anlatmışlar, nasihat etmişler. Ve bazıları da almışlar kalemi. Peygamber Efendimiz'den itibaren aleyhissalatü vesselam gelenlerin hepsini nakletmişler. Ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde ne buyuruldu, nasıl buyuruldu. Bunların hepsini bize bildirmişler. Bütün bunlara rağmen tercih bize bırakılmış. Şimdi bir kimse samimi olarak ya Rabbi ben sana doğru iman etmek, sana doğru ibadet etmek istiyorum diye samimiyetle Allah-u Teala'ya dua ederse bu kişi ister mason olsun, ister komünist olsun, ister deist olsun, ister ateist olsun, ister putperest olsun, ister budist olsun, ister şeytana tapanlardan olsun fark etmez. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Böyle samimi olarak bir temennide bulunursa, samimi ama, samimi olduğunu kim bilir? Yaradan. O bilir. Ben seni kandırırım, sen de beni kandırırsın. Biz dinleyicilerimizi kandırırız, onlar da bizi kandırır. Daha doğrusu insan olarak biz birbirimizi kandırırız. Ama hiçbirimiz sahibimizi kandıramayız. Eğer böyle samimiyetle Allah-u Teala'dan bir talep de bulunursa, Allah-u Teala bu kulu ister Everest'in tepesinde olsun, İster aynı şekilde Atlas Okyanusu'nun ortasında bir adacıkta olsun. İster Sahra Çölü'nün ortasında olsun. Vallahi de billahi de tallahi de Allah-u Teala bu kulunun önüne Ehl-i Sünnet itikadında olan bir Müslüman çıkartır veya bir kitap çıkartır. Ama mutlaka çıkartır. Evet. Bütün mesele o samimiyettedir. O samimiyet söz konusu olunca mutlaka çıkartır. Hatırlarsın ya, vaktimiz donuyor ama Emel abi hayattayken bu Kia'nın Orta Doğu temsilcisi, hani bir zamanlar İhlas'ın bir Kia'sı vardı ya. Evet. Orta Doğu temsilcisi. Oraya arkadaşlar gidiyor falan. Bu da Orta Doğu temsilcisi olduğu için bu arkadaşları gezdiriyor. Tabii bu arkadaşlar yanlarına İngilizce kitaplar falan da almışlar. Bunlar beş vakit namaz gelince namaz kılıyor. Bir tarafa dönüyorlar. İyi diyor. Bakıyor. Diyor ki bu ne? Adam. Bu ne? Diyorlar ki bu İslamiyet. Bu ibadettir. Bu nereye dönüyorsunuz falan. Demiş senin ofise dönünce göstereceğiz işte Kabe'yi göstereceğiz yapıyorlar. Ya diyor bu din hakkında diyor bir kitabınız falan yok mu? Ama onlar da götürmüşler İngilizce mi pat diye vermişler. Şimdi bu putperestmiş. Putperest bakmış putperestlik. Hristiyan olmuş fakat Hristiyan da kesmiyor. Yani zihnindeki sorulara cevap vermiyor. Zihnindeki sorular. O kitapları okuyunca Müslüman oluyor. Türkiye'ye geldi. Ben gördüm bu adamcağızı. Hani bir kızı bir oğlu var. Hanımını da getirdiydi. Hatta kendi ismi Enver Kağan oldu. Oğlunun ismini Osman koydu. Kızının ismini hatırlamıyorum. Değiştirdi. Biraz hanımı zorlanmıştı. O da İslamiyet'i kabul etmekle şereflendi. Bak şimdi. Putperestti bu değil mi? Evet. Sonra Hristiyan oldu. Ama bir gün demiş ki bir kudret var. Bir yaratıcı var. Ama demiş ben sana ulaşamıyorum. Bilemiyorum. Aklım yetmiyor. Ben sana doğru iman etmek ve sana doğru ibadet etmek istiyorum. Allah da dedi pat diye önüne çıkartıyor. Tamam mı?
Evet. Allah tarafı pat diyor, önüne çıkartıyor. E şimdi efendisi var, işte sarığı var, sakalı var, gidiyor falan. Yondosan adam bunu boyuna tokatlıyor. Evet. Değil mi? İnternete giriyorlar, işte o hocaymış, bu hocaymış. Ha. Arkadaş, sen samimiyetle istemedikten sonra senin aynı şekilde cibilliyetin veyahut da kalbin bozuk ve karşına da bozuk çıkartıyor. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kişinin haddini bilmesi. Allah-u Teala insanları eşit olarak değil, birbirinden farklı olarak yaratmıştır. Her insanın aklı, anlayışı, kabiliyeti farklıdır. Hatta insanların akılları değişik, anlama kabiliyetleri farklı olduğundan, herkes yaratıcıyı aradığında, onu kendi tabiatına, ilim ve idrakine uygun bir tarzda düşünmüş ve kendi anlayışına göre de tarif etmiştir. Çünkü insan, aklının aczi ve noksanlığı sebebiyle anlamadığını, bilmediğini, bildikleri gibi zannetmiş, mantıklı düşündüğünü sanmış ve bu sebeple haddini aşarak dalalete düşmüştür. Halbuki mantık, insan düşüncesini doğruya, hakikate ulaştırmada bir vasıtadır. Hakikatin kendisi değildir. Nitekim kendi düşüncesinin doğruluğuna çok güvenen veya kendi fikrini çok beğenenler, umumiyetle en büyük hataya düşen kimseler olmuşlardır. Halbuki kişinin noksanını yani haddini bilmesi kadar irfan olamaz denilmiştir. Her insan kendisine verilen kabiliyet ve özellikler kadar sorumludur. Herkes her işi yapamaz. Çünkü herkesin kabiliyeti farklıdır. Peygamber Efendimiz, herkes bir iş için yaratılmıştır buyurmuştur. Kişinin sahibine, yaratanına karşı edepli olması lazımdır. Edep, kişinin her konuda haddini bilip, sınırı aşmaması, insanlara iyi muamelede bulunması, Peygamber Efendimizin buyurduğu ve davrandığı gibi hareket etmesi demektir. Kısaca edep, haddini bilmek, sınırı aşmamaktır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri, edep insanın kendini tanımasıdır diye tarif etmişlerdir. Şems-i Tebrizi Hazretleri buyuruyor ki, Ademoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. Ademoğlu ile hayvan arasındaki fark budur. Gözünü aç ve bütün Allah-u Teala'nın kelamının manası, ayet ayet edepten ibaret olduğunu gör. İslamiyet'in temeli, Müslümanlığın özelliği, her zaman, her yerde, herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmak, haddini bilmek, eliyle ve diliyle hiç kimseyi incitmemektir. Hikmetli, haddini bil, kanaat et, çok konuşma, rahat et buyurmuştur. Her ülkenin iktisadi buhranlarının temelinde israf yatar. Bugün fertlerde, özel ve kamu kuruluşlarında ve hayatın her safhasında salgın bir hastalık haline gelen israf, cömertlik ve görgü değil, aksine görgüsüzlük, nimete karşı nankörlük, haddini aşmak ve her türlü eşya ve gıda maddesini lüzumsuz kullanmaktır. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, oğlunun 1000 dirheme bir yüzük taşı satın aldığını haber alınca, hemen bir mektup yazarak o yüzük taşını satmasını ve 1000 kişinin karnını doyurmasını emreder. Ayrıca 2 dirhemlik bir yüzük kullanmasını ve yüzüğün üzerine de Allah-u Teala haddini bilene merhamet eylesin diye yazmasını emreder. İnsanın şerefi, kıymeti, ilim ve edeple ölçülür. Edepse haddini, sınırını, hududunu bilmektir. Bir insanın kendi vazifesini, kendisinin ve başkalarının haklarını, sınırlarını bilmesi, benim sınırım nedir, nerede başlamakta ve nerede bitmektedir diye düşünmesi lazımdır. Her insanın çalıştığı iş yerinde, evlilikte, cemiyette ve her yerde bir sınırı vardır. İşte insan, kendisi için çizilen bu sınırları bilir ve bu sınırlar içinde kalıp haddini aşmazsa, geçici olan bu dünya bile kendisi için cennet olur. Bütün üzüntüler, bütün sıkıntılar, bütün kavgalar hep sınır tecavüzünden, yani haddini aşmaktan kaynaklanmaktadır. Eğer evli bir hanım kendi sınırını bilir, haddi aşmazsa evi ona cennet olur. Aynı şekilde bir erkek de kendi sınırını bilir, benim sınırım bu kadardır der ve o sınır içinde konuşur, hareket ederse orası kendisi için cennet olur.
Bu sınır, yani insana haddini bildiren ölçü dinini bilmektir. Dinini bilmeyen, öğrenmeyen ne sınır tanır ne de edep. Muhammed Behaüddin Buhari Hazretlerine sizin yolunuzun esası nedir diye sual edildiğinde bizim yolumuzun başı da ortası da sonu da edeptir buyurmuşlardır. Çünkü bir edep olan yani edepsiz bir kimse Allahü Teala'nın dostu olamaz. Edepse kulluğunu bilip isyan etmemek, kendisi için takdir edilene rıza göstermek, kimsenin hakkına tecavüz etmemek, kısacası haddini bilmektir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin buyurduğu gibi, ilim kendi haddini bilmek, tasavvufsa kalbi temizlemektir. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru söyleyelim. İkinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim, ilk dinleyicimiz, ben dedim Arı Kibisep'in taklit diyorum. Ve dedi, yani internet dedi, işte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh bir videosuna rastladım dedi. Bunu oraya niye koyuyorlar ki? Herkes istifade etsin. İşin mahiyetini bilmiyorsun. Karşı tarafı okuduğu zaman altyapısı yok ve netice itibariyle yanlış anlamasına sebep oluyor. Bu dinleyicimize daha önce de sordular bunu. Daha önce ben dinledim. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Maliki mezhebinin taklit ettiğini, Maliki mezhebinde de teyemmümün vakit gelince olacağını teyemmüm kelimesiyle ifade ediyorlar. Fakat bir başka zamanda da teyemmüm dahil. Genel adı bunun abdesttir. Evet. Genel adı abdesttir. Su bulamayan toprakla teyemmüm yapar buyuruluyor. Ama genel adı bunun abdesttir. Evet. Onun için orada genel adıyla söylemiş mübarekler. Efendim ben özür sahibi olduğum ve Maliki mezhebini taklit ettiğim için vaktin girmesini bekledim buyuruyorlar. Abdest alabilmek için. Çünkü Şafii mezhebinde de böyle. Evet. Vaktin girmesini bekleyecek. Ve Hanefi mezhebinde de öyle. Hanefi mezhebinde de özür sahibi kimse için, Hanefi mezhebinde özür sahibi kimse için vaktin girmesi gerekiyor. Ve İmam-ı Şafii, İmam Malik Hazretleri teyemmüm alacak kimseyi hani İmam Hasan İbn Hanife Hazretleri'nin özür sahibi gibi olduğunu bildiriyor. Yani bunların diyor teyemmüm alması için vaktin girmesi lazım ve teyemmümleri de diyor vakitle sınırlı. Evet. Öbür vakit girince tekrar teyemmüm alacak. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh orada bildirdiği suyla alınan abdesti kastetmiyor. Toprakla alınanı kastediyor. Daha önce de açık açık aynı şekilde bildirmiş. Kitabında da açık açık yazmış. Saatte bir de açık açık yazılı. Dolayısıyla bunları okumayan, bunları bilmeyen, aa gördüm mü işte bak Maliki mezhebinde vakit girince abdest alınacakmış diye kendi kafasına göre hüküm çıkartıyor. O öyle değildir ve yanlıştır. Doğrusu nedir? Teyemmüm içindir bu. Teyemmüm, Maliki mezhebini taklit eden kimse su ile abdest alamıyorsa, teyemmüm yapacaksa vaktin girmesini bekleyecek. Vakit girince teyemmüm yapacak. O teyemmümle mesela öyle vakti girince teyemmüm aldı. İkindi vaktine kadar teyemmümle istediği kadar ibadet yapabilir. Kur'an-ı Kerim okuyabilir. İkindi vakti girince herhangi bir şekilde helaya gitmedi, bir şey olmadı falan. Buna rağmen gene aynı şekilde ikindi için ayrıca teyemmüm alacak. Akşam için ayrıca, yatsı için ayrıca teyemmüm alacak. Her vakit girdiği zaman Şafii mezhebinde de hüküm öyledir buyuruyor. Evet. Efendim bir de şimdi dinleyicimiz tabii oradan kaynaklanarak yani Şafii mezhebinde su ile abdest alan bir kimse bununla birkaç namaz kılamaz mı? Maliki mezhebinde. Dört mezhebinde de böyledir bu. Bir mahsur yok ki. Sadece özürlü olanlar için istisnalar var. Yani Hanefi olup da diş dolgu sebebiyle Maliki mezhebini taklit eden bir kimse sabah namazı kalktı, abdest aldı. Uyumadı, abdeste bozulmadı. Hatta diyelim ki oruç diyor. Hele falan da gitmedi. Öyle vakti girdi. Sabahın abdestiyle Maliki taklit eden bile öyle kılabilir mi? Kılabilir. Efendim bozulmadı ikindiye kadar. İkindiyi de kılabilir mi? Kılabilir. Efendim bozulmadı. Akşamı da kılabilir mi? Kılabilir. Efendim bozulmadı. Yatsıyı da kılabilir mi? Kılabilir ya. Tamam. Evet. Şimdi dinleyicilerim diyecek. Vaa hocaya bak abi abdeste beş vakit kıldırdı. Kılınır. Yani Cenab-ı Hakk'ın öyle kulları var. İç organları müsaittir. Mesela terle atıyordur. İdrada çıkmamıştır. Dolayısıyla abdesti bozulmamıştır. Abdesti bozulmadığı müddetçe yani bu sabah abdestiyle öğleydi, ikindiydi, akşamıydı, yatsıydı kılabilir mi? Kılabilir. Bazen Cenab-ı Hakk'ın öyle kulları vardır rahatsız. Yani özür dilerim de bir vakit namazı kılabilmek için iki üç defa abdest aldığı da olabiliyor. Ha, öylesi de var. Evet. Tamam mı? Öylesi de var. Hatta bir şeyin söyleyiver bir doktorun bir ifadesi var. Hem de kadın bir doktor. Diyor ki 8 milyar insanın diyor
parmak izleri farklı. Evet. Oradan buluyorlar ya hocam. Ha, parmak izleri farklı. Ama doktor ya, ondan sonra bir şey söylüyor. O güzel bir, hoş bir şey. Diyor, bu diyor Batılıların, neydi o, Yahudiler, Rockefeller mi nedir falan. Onların tıp diye sürdüğü ve tıp fakültelerinde dayattığı bazı bilgiler var. Tıp bilgisi diye. Mesela diyor, bu kadın diyor ki tansiyon. Ya tansiyon herkeste aynı olmaz ki diyor. Yazmış oraya diyor. İşte efendim küçüğü bu, büyüğü de bu oldu. Oo, sen hastasın, sen hastasın. Bahattin Bey, ben Gönen'deyken orada bir ev sahibimizin hanımı vardı. Evet. Tansiyon 24. Ama balkona çıkardı. O 24. Ben bir sıkıntı çekmiyorum. Başım da ağrımıyor. Gayet neşeli bir şekilde anlatırdı. 24 ya. E şimdi bunlar ölüyor, ölüyor. Ya ölmüyor arkadaş ya. Ölmüyor, tamam mı? Vadesi gelmedikten sonra ölmez. Hayır. Onun vücudu kaldırıyor bunu. Evet. Yani sen standart bir şekilde herkes aynı kalıba sokma. Aynı kalıba sokma. Mesela birisine aspirin verirsin, vücut kendisini toparlar ve götürür. Öbürsüne başka bir şey vermen lazım. Standart değildir bu. Evet. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abiler bir şey anlatmışlardı. İlk şeye gittiklerinde, söyleyiver, böbrek nakline gittiklerinde. Orada buyurdular ki zaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile hayattayken de, yani tıp şu anda Amerika'da kısmen, Avrupa'da, Türkiye'de yok gibi. Kızmasın şimdi, doktorlar kızacaklar da önündeki yani tıp fakültesinin verdiği bilgilere göre. Ben de ilahiyat mezunum. İlahiyatın verdiği bilgiler biliyorum. Dolayısıyla insanı aynı şekilde cennete götürmüyor. Allah Teala korusun, cehenneme sürüklüyor. Şimdi Emel abiler buyurdular ki mesela bir ilaç veriyor buyurdular. Ameliyattan önce. O ilacı zerk eder etmez 15 dakika sonra geliyor, kanını alıyor. Bu ilaç vücutta ne yapıyor? Yarım saat sonra, 45 dakika sonra devamlı kontrol ediyor diyor. Devamlı kontrol ediyor. Bu ilaç vücutta ne yapıyor? E şimdi özür dilerim de. Şimdi ben doktorum. Bahattin Bey de gelmiş falan. Neyim var? Tamam, yazdım falan. İki hafta sonra geliyor. Doktor Bey, bir faydası olmadı. O zaman şu ilaçları yazayım. Ya kobay mısın sen? O doktor kadın da aynı şekilde diyor. Ne diyor ya? Aynı şekilde psikolojik hastalıklara yakalanlara ömür boyu ilaç. Yok diyor, böyle bir tedavi şekli ya. Yok böyle bir tedavi şekli. Yani adam öyle bir ilaç yapmış ki ve öyle bir ilaç üretiyor ki bana bağlı kalsın, benim ilaç fabrikaları harıl 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 çalışsın ve bunları versin. Olmaz öyle şey. Bu bedenen de ruhen de. Mesela kitaplarda buyuruyor ki samimiyetle tövbe eden bir kimse. Samimiyetle. Israrla bunun üzerinde duruyorlar. Allah da onun tövbesini kabul eder ve günahlarını affeder. Evet. Ömür boyu aynı şey. Yok öyle. Yani sittiğin sene aynı şey. Öyle kalacak diye bir şey söz konusu değil. Bedendeki hastalıklar da öyle. Allah-u Teala ölüm ve bir de aynı şekilde yaşlılık, o hariç hepsinin çaresini bildirmiştir. Evet. Bu sebepten dolayı yani Maliki mezhebini taklit konusundan çıkmıştı. Oradaki teyemmümdür, abdest değildir. Dört mezhepte de bir abdestle bozulmadığı müddetçe beş vakit namazda kılınabilir. Evet. Ama teyemmüm konusunda içtihatlar farklı. Evet. Hanefi mezhebinde bir teyemmümle birkaç namaz kılınabilir. Onu ayıralım. Yani Maliki ve Şafii mezhebinde teyemmüm alıyorsa namaz vakti girince alacak. Hanefi mezhebinde vakit girmeden önce de teyemmüm alabilir. O teyemmümle öğleydi, ikindiydi, akşamı da kılabilir bozulmadığı müddetçe. Efendim, İkinci dinleyicimiz mesela kalple dedi pişman oluyoruz dedi. Ama dedi Allah-u Teala nimetini mesela yerlere atıyorlar, bilmem ne atıyorlar. Kağıttı, ekmekti veya şeydi. Bazen öyle durum oluyor ki göremiyoruz, sakınamıyoruz. Üstüne basıp geçiyoruz. Küfre girer miyiz? Hayır, girilmez. Biz bilerek yapmadık onu. Tamam? Evet. Biz bilerek yapmadık. Hatta bilmedik bir yerden geçiyoruz. Allah-u Teala'nın kelamı ayet-i kerimeler mesela koymuşlar kağıtların arasında. Altında bir görmedik ve bilmedik, üstüne bastık. Eyvah, benim imanım peşin. Yok, değil. Değil. Ben bilmedim, görmedim. Suçlu da değilim, günahkar da değilim. Küfür de olmadı, imanı da gitmedi. Evet. Yani bazıları böyle vesvese ediyor. O konuda müsterih olsunlar. Tövbe, kalpten tövbe dersek kelime-i şehadet getireceğiz mi diye. Şart değil.
Şart değil. Çünkü tövbe konusu anlatılırken önemli olan kalben pişmanlıktır ya. Onu yani kelime-i şehadet getirmek. Görmüştür bazıları. Tövbe ettim arkadaş. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden la Muhammeden abduhu ve resulü. Ben onu sanıyorum ki Bahattin Bey tövbe etti ya ve şahidim diyorum. Tamam mı? Ama Bahattin Bey önce de pişman olmuş, tövbe etmiş. Allah-u Teala zaten affetmiş onu. Tamam? Evet. O onun başkalarının da bilmesi gerekiyor. Bilmesi için. Efendim nimetin atılması. Nimetin atılması. Küfür olur mu? Onu anlattık. Ha bir de dinleyicimiz şey dedi. Kalben pişman olunca iman geri gelir mi? Kelime-i şehadet söylemesek geri gelir. Geri gelir. Ama kitaplarda buyuruyor ki hani onu şey yapması için tecdid-i iman duası. Tecdid-i iman duası. Bunu okumakta fayda var. İlla bunu okumak için de şeye gerek yok. Mesela İslam Ahlak kitabının 400 küsürlü sayfada baskılara göre değişebiliyor da orada hatta arkasına tecdid-i iman alfabetik fihristle içindekilere bakındığı zaman bulur. Onu okur. Hatta 2-3 kişiyle beraber okursa öteden beri nikahım altında bulunan zevcemi onun tarafından vekil olarak tarafından az önce kendime tesvic ettim diye söylerse hani iman gittiyse nikah da gidiyor ya. Evet. Tecdid nikah da olmuş oluyor. Evet. Çünkü şahit olması gerekiyor. Efendim son dinleyicimiz bir araya yine temas etti. Dedi ki bu sabah namazlarında demek sabah namazlarında artık da vaaz ediyormuş falan coşuyor. Sosyal medyacı olmuşlar. Ya bir de açıyorlar dedi. Mesela dedi ekonomi ise ekonomiyle alakalı. Yok köpekse köpek, kedi ise kedi. Tamam mı? Hırsızsa hırsız onunla alakalı dedi. Hani gündemi. Ya var şu orası kahvehane değil. Orası Allah-u Teala'nın mescidi. Ve dinleyicimizin dediğine %100 katılıyorum. Ve Allah-u Teala sana camide İmamet vazifesi ihsan etmiş. Maddi rızkını da o kanaldan gönderiyor. Ya senin dört elle onlara fıkıh bilgisi öğretmen gerekiyor. Namaza ait, gusle ait. Açacaksın, mızrak değil, nali okuyacaksın arkadaşım ya. Yok, efendim işte onları kendi okusun. Değil, bilmiyor. Hatta kalkacaksın, oradakileri göstereceksin. Ya her gün 3 kişiye, 5 kişiye böyle dinini öğretmiş olsan, bir sene boyunca yani bir 10 kişi diyelim ki dinini öğrenmiş olacak. Sen ne yapıyorsun? Ama sana yok hutbeye çıkıyorsun. Zaten ikide bir gündem oluyor ya bilmem neden bahsediliyor. Ya sana ne arkadaş? Allah'tan dinin emirlerini bildirsene. Peki bildirebilecek durumu var mı? Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Yok. Çocuk kendisini aynı şekilde yetiştirmiyorsa etiketli cahildir. Evet. Etiketli cahildir. Anlatacak bir şey bulamıyorum diyor. Anlaşacak bir şey. Ondan sonra gazetelere bakıyor. Bilmem ne yapıyor falan. Ondan sonra da böyle gündemi takip ediyor. Ondan sonra vatandaş da diyor ki arkadaş ben camiye niye geleyim? Televizyon var. Telefon da var bende. Evet. Sosyal medya ben zaten aynı şekilde takip ediyorum. Herkes takip ediyor. Ve o konuda herkesin yorumlarını ben okuyorum. Senin yorumuna da ihtiyacım yok. Hatta bir televizyon öyle sakallı birisini şimdi şey yapmış. Ekranını almış da baktım. Yok ekonomi konuşuyor. Bilmem ne konuşuyor. Adam dini doğru dürtünüyor, gidecek ekonomiyi anlatacak. O konularla aynı şekilde fikrini şey yapıyorlar. Dolayısıyla camiler bu ulu orta dünyalık işlerin konuşulacağı yer değil. Orada Allah-u Teala dini anlatılır. Ha, hayızın fasbihisi anlatılır, namaz anlatılır, gusül anlatılır, alışveriş bilgileri anlatılır, feraiz bilgileri anlatılır, fıkıh bilgileri anlatılır. Ve din büyüklerinin hayatları, din büyüklerinin sözünden nakiller yapılır. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatı anlatılır. Eshab-ı kiram aleyhümdan efendilerimizin hayatı anlatılır. Efendim benim elimde kaynak yok. Menakıb-ı Çağrı Yari Güzin, Hakikat Kitabı bir yayın evi tarafından yayınlanmış. Şevahid-ül Nübüvve aynı yayın evi tarafından yayınlanmış. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyor Şevahid-ül Nübüvve. Menakıb-ı Çağrı Yari Güzin, Eshab-ı kiram efendilerimizin hayatlarını anlatıyor. Dolayısıyla ölüm ve ötesini anlatan İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Dürretül Fahire Hakikat Kitabı yayınlamış. Kıyamet Ahiret. Ve onu aynı şekilde aç veyahut da oradan oku. Oradan nakiller yap. Ve öyle de ulu orta efendim yarım saat bir saat değil. 10 dakika 15 dakikayla sınırla. Vatandaş da bakar der ki hoca der 10 dakika konuşuyor. Ve ona sabreder dinler. Dinlediği için de altyapı oluşur ve o insanlar da dinini doğru olarak öğrenmiş olur mu? Doğru olarak öğrenmiş olur. Yani bu konuda yani müftülüğe de müracaat ettim, şey yaptım falan da iyi de şimdi babam bir hikaye anlatırdı da bir kümese tilki de danmış.
kümes hayvanlar dilekçe veriyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Yok, bir türlü aynı şekilde şey yok. Cevap yok. Nihayet demişti, bir heyetle gidelim. Bir heyet çıkarmışlar kümes hayvanları. Gitmişler ki, aa, kadının koltuğunda kümese dadanan tilki oturuyor. Tamam mı? Kimi kime şikayet edeceksin değil mi? Evet. Kimi kime şikayet edeceksin? Maalesef durum o hale geldi. Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. İslam ve toplum.